Burada sakinlerimiz var. Burada sevdiğiniz şefkat kucağından yararlanan kalıcı vatandaşlarımız var. Her şeyden önce onlar sizin dostluğunuza ihtiyaç hissediyorlar. Bayramlarda olsun, özel günlerimizde olsun veya buranın özel günleri vardır. Engelliler Haftası, Engelliler Günü gibi. Burayı sizler, eşleriniz ve hatta çocuklarınızla, anlayabilecek olan çocuklarınızla ziyaret etmenizi istiyorum. Buraya verebileceğimiz birinci önceliğimiz dostluğumuzdur. Buradan alabileceğimiz birinci öncelik de İpidek'tir. Ama sizler kamu görevlisi olarak, iş adamları olarak buranın ihtiyaçlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Buranın herhalde bir anlatım yapacaktır bugün. Burada kapasite nedir, neler yapılmaktadır, ne eğitimler verilmektedir. Belki nelere ihtiyacı vardır onları da söyleyecektir. Ben inanıyorum ki bu bir ilk değil, ikincisi olsun, üçüncüsü olsun, dördüncüsü olsun bizler için. Başlangıç olsun. Ama hep buralarda göre. Bundan sonra inşallah Nazım Bey buna ayar diye biz de yardımcı olacağız. Çocuk yuvamızda da olalım, sevgi evimizde de olalım. Oradaki çocuklarla da bir görüşelim. Onların da gönüllerini alalım. Çocuklar en ufak şeylerle mutlu oluyorlar. Bir kere yaptık, sağ olsunlar. Sizler de sağ olun. Çocukları sinemaya götürelim. Yine böyle bir akşam yine götürebiliriz. Onları eğlendirebiliriz. Buradaki vatandaşlarımızın, kalanların ihtiyaçları var. Onlar da ilgilenebiliriz. Ben inanıyorum ki bu kahvaltımız ve buradaki muhabbetimiz buna vesile olacaktır. Şuraya geçin isterseniz. Ya Rabbi, bu vermiş olduğun güzel nimetlere şükreden kul eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım, gece ve gündüzün sahibi sensin. Kaderi yazan kalemin sahibi sensin. Eller sana açılır, gönüller sana yalvarır, gözler senin için yaşarır. Sen bizleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Peygamberimiz senden ne istemişse onları istiyoruz, bizlere nasip eyle. Amin. Ağzımıza tat, vücudumuza sıhhat, evlatlarımıza itaat, iki alemde feyz-i necat nasip eyle ya Rabbi. Yani özellikle de bizi kırıp gelmeyen tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki zaman zaman tertip edilen bu güzel buluşmaların bu mekanda da oluşturulmuş olmasından dolayı biz memnunuz. Ben Nazım Bey Başkanlığı'nda bütün üyelere çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, bizi onurlandırdınız. Kuruluşumuz Türkiye'de ikinci büyüklükte bir kuruluş bu alanda. Daha önce karma bir bakım durumu vardı burada. Şimdi iki sınıf bakım var. Çocuklar, kız erkek, o üçüncüyü ayrıca söyleyeceğim. Kız erkek 18 yaşa kadar, ondan sonra zaten büyük kategorisine giriyor onlar da. Onun dışında erkeklere bakım yapılıyor. Bir de genel olduğu için Kocaeli genelinde ilk kamu merkezi dediğimiz önce buraya gelen ihtiyaç sahibi engellilerimizi Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiyoruz. Böylece 3 bölümden oluşuyor ama kalıcı olan 2 bölümümüz var. Burada daha çok bedensel engelli, yani ağırlıklı bedensel engeli olan erkek ve dediğim gibi çocuk vatandaşlarımız kalıyor. Şu anda kapasite 300, 227 dolayında kapasite dolu şu anda. Ama 35-40 tane de Türkiye'nin değişik yerlerinden bazı tadilatlarımız var diye beklediğiniz sayının 260 olacağı durumunu farz edelim söylüyorum. Yani 260 kapasiteydi şu anda.
Kocaeli'de en fazla çalışanın olduğu kurum. Yaklaşık burada 200 çalışan var. Yani 260'a 200, o da az geliyor aslında. 3 vardiya olduğunu farz edersek. Yemeğimizi burada hazırlıyoruz. Buradan dağıtım yapıyoruz. 3 tane yemekhanemiz var değişik olarak. Yani bu bir tanesi. Dolayısıyla çok uğraşısı, çabası ve işi çok olan bir yer aslında. Kocaeli'nde 12 senedir yaşıyoruz ve bu 12 senenin 11 senesini İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulunarak geçirdik. Bu kurumu da inşaat ağından beri tanıyorum. Hakikaten burada çok önemli işler yapılıyor. Bu dostluk grubunun ve Kocaeli'deki gönüllülerin, STK'ların, merhamet sahiplerinin elinin üzerinde olması gereken, tabiri caizse hepimize fazla kifaye olan, çok güzel işlerin yapıldığı bir kurum burası. Bu konuda da başta bu işlerin riyasetini yapan Bekir ağabeye teşekkür ediyorum. Ekibine başarılar diliyorum. Elimizden gelen yardımı daha belki yaptığımız gibi yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İzmit'te, Kocaeli'nde bir grup oluşturdunuz. Herkesinden, her meslekten, her kamu kuruluşundan, özelden birçok arkadaşım bir araya gelerek zaman zaman kahvaltıda, yemekte, başka aktivitelerde bir kent eşrafı oluşturuyor belki de bu grup. İzmit'in çünkü hakikaten kent eşrafına, kentin sahip çıkılmasına da ihtiyacı var. Kocaeli'nin hizmetlerinin planlanmasında belki buradaki sohbetler ilgili daire müdürlerine yerel olsun, genel idarenin temsilcileri olsun. Işık tutuyor, ben bunu biliyorum yakinen. Bunun devamını da biliyorum. Mümkün olduğu kadar da bütün faaliyetlerinize katılmaya da çalışacağımı ifade ediyorum. Tekrar bütün iyi dileklerinizi minnetle karşılıyorum, teşekkür ediyorum. Sizlerin de bütün ille ilgili, belediyemizle ilgili, bize bağlı dairelerle ilgili özellikle önerilerinizi ve eleştirilerinizi dinleyeceğimi, kabul edeceğimi, elinden gelen yapabileceğimi, yapmaya çalışacağımı ifade ederek teşekkürler ediyorum. Dostlar grubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten ara ilerleyen görüyoruz. Hakikaten güzel bir muhabbet ortamı olmuşmuş bu arkadaşlarımız. Yani renkli simalar, renkli kişiler, renkli arkadaşlar. Ben oluşan bu sürü hakikaten güzel bir durum. Adı da güzel, dostlar durum. Ama böyle yerlerde buluşmak da daha ayrıca bir güzellik veriyor. Hakikaten ben daha önce sergilerini yaparken özellikle çocuk yuvalarını ve bu rehabilitasyon merkezlerine program yaparım. Programlar yaparım. Yani onlarla muhabbet ederim. Ve şunu gördüm, hakikaten güzel mekanlar var, güzel yerlerimiz var ama işte eksiklikleri var. Bu eksiklikleri de biz dostlar olarak burada tamamlarız diye düşünüyoruz inşallah. Biz büyük bir panayır şirketinde engelliler haftası etkinliği yaptık. Gayet de güzel oldu, engellilerimiz bile bir tat oldular. Bu da kurum dairede ilk defa olan bir şeydi. Ve en son 29 Ekim resepsiyonla 5 engellimizle bakanlığımızın talebi üzerine ben de başlarım olmak suretiyle gittik. 5 personelimizle birlikte resepsiyonda bulunduk. Orada çeşitli sanatçılarla, milletvekilleriyle, siyasilerle çocuklarımız tanıştı, kaynaştılar. Cumhurbaşkanımız konuşma yaptığı anda, onunla ben çekmiştim. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya geldi. Engellerimizle bir akşam yemeği yedi. Beraber çay içtik. Sonrasında da sağ olsun desteğini eksik etmedi ve şu an kuruluşumuzun tüm ihtiyaçlarına en hızlı şekilde destek veriyor. Yaptığımız çalışmalar 2013'ten itibaren burada yangın musluklarının çalışır hale getirilmesi, depolardaki malzemelerin temizlenmesi, fizik tedavi rahatlığından sürdürülmesini işler hale getirilmesi biz özellikle beraber. Daha önceden tek bir rehabilitasyon merkezinde çalışırken özel şu an diğer bir rehabilitasyon merkezi Roma Perfüsyon Merkezi Cihan Hastanesi'nde çalışıyoruz engellilerimizin tedavisi için, fizik tedaviyle ilgili.
Siz işte sosyal faaliyetler atölyeleri tek alanı topladık. Bayan engellilerimiz vardı burada. 75 tane bedensel engelliler. Oyun Allah'ın çalışmasıyla şu an Türkiye'nin başka kurumlarına ayrıldılar. Ve şu an sadece 11 tane yaşlımız var. Onlar da gidecekler. Bağışlarla tüm engelli odalarının balkon kapılarının sinekliklerini yaklaşık 13 bin lira bir bağışla yapıldı bu. Onu yapanlara teşekkür ediyoruz. Şu an yapılmış süren çalışmalar çatı değişikliği, ihale aşamasında ödemeye geldi. Tüm katlara revir kuruyoruz. Hastanelerde gibi yok, sistemi şeklinde tüm katlarda revir olacak. Ve şu an en son yaptığımız işlem de kurumda bugüne kadar çıkılmayan bir işlem. Engellilerin engel durumlarına göre katlarının, bloklarının, odalarının değiştirmesi, tedavilerin, hastalıklarına göre. Yürüyen durumda olanlar, mobilize olanlar eksik kata gittiler. İki blok açtık oraya. Yürüyemeyecek durumda olanlar, yatalak olanlar, tekerlek sandalye, bağlı olanlar da zemin katta, hepsinin hastalıklarına göre, tedavilerine göre blok blok ayırdık. Şu an işte yerleşme aşamasında. Burası çünkü bedensel engellerin olduğu bir yer. Acil çıkış asansörü yok kurumdan dışarıya. Dışarıda göreceksiniz, normal kişi, sağlıklı kişilerin inebileceği bir yanlı merdiveni var. Burası bedensel engellere yönelik bir yer hazırlanmadığı için. Şimdi onunla ilgili dizibilite çalışmalara başladı. Geldiler, bir yer belirledik. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da gerçekleştireceğiz. Ve yeterli tarzıman ekibinin oluşturulması önümüzdeki yıl için. Bunu da Sayın Müdürümüzden ve İdare Müdürümüzden bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa... Sayın Müdürüm, emeklerinize sağlık. Başta ayın müdürümesinde. Karşılarına da ayrıca. Sayın Müdürüm, demin konuşmasında sanki Türkiye'de bu kurmak iki tane ve ilk kapı diye ben anladım. Yanlış mı? İlk kapı i̇lk burası. Kabul. İlk kabul. İlk kabul. İlk kabul. Müdür Bey anlattı. Onu açıklayın. İlk kabul, Müdür Bey diğer tarafta anlattı ama ilk kabul olayı şu. Şimdi bizim özel rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bakanlarımıza bağlı. Yani devletin kurumları yeterli olmadığı için bunlar engelliler kanunun 2007'de çıkan kanunun içerisinde başladı. Evde bakım hizmetleriyle bile beraber. Bu bağlama uyan, evde bakım kriterlerine uyan engellilerin, ailesi bakmak istemeyenler özel rehabilitasyon merkezlerine yerleştiriyor. Kurumlar yerleştiriyor, biz yerleştiriyoruz. Zihinsel, bedensel, ruhsal. Onların oraya yerleşebilmesi için öncelikle bulundukları ilde ilk kabul birimleri oluşturuluyor. Bir tanesi bizim 9 kapasiteli, bayanlar için de Suariye'de 6 kapasiteli bir yerimiz var. Onlar burada geliyorlar, kalıyorlar yaklaşık 2 ay, 3 ay artık işlemleri sürene kadar. Ondan sonra durumuna uygun boş yer varsa o kurumlar anlaşılıp oraya yerleştiriliyor. Bir de kalıcı kalmıyor.